Avrupa'nın en iyi patates kızartması. Bir kere patates kızartması dediğiniz şey McDonald's'ın öyle o tarz patates kızartması değil de evde yapılan böyle 3 parmak kalınlığında yağın içinde yapılmış ev tipi kızartma var ya, yumurtalı hani yapılır falan patates. Odur kardeşim. Sabaha kadar topla. Hiçbirine ona değişmem. Fritöz müritöz değil oğlum ya. Yapıyor ya analarımız. Yapar kızartır üstünü yumurta kırar. Uf, ekmekle yersin onu. Onun gibi. Sıçtık gene acıkacağız. Yapacak ve bir şey yok. Amsterdam'ın birbirinden lezzetli sokak lezzetlerini deneyecek. Heh, sabah kahvaltı patates. Amsterdam Dam Meydanı'ndayım. Hava et... Abi sen patates mi diyorsun patates mi? Patates diyorum da şimdi patates. Hey, soğuk, umarım yemekler gerçekten lezzetlidir ve içimizi ısıtır. Öyleyse gelin başlayalım. Yumurta ne alaka mı? Oğlum ya arkadaşlar hiç yemedim demeyin ya. Yumurtalı patates. Patates. Dalga mı geçiyorsunuz oğlum benimle? Nasıl yumurta ne alaka olabilir ya? Bak bu küp küp de olabilir. Aa, bak bu ya görüntü. Uf. Ciddi mi? Çok güzeldir abi yapın. Vallahi yapın. İçine böyle soğan muan da gider. Hepsi gider mis gibi. Çok canım çekti lan. Bugün yapacağım kendime. Çok güzel gözüküyor be. Çok kötü duruyor abi. Sen bir yere de gör. Meryem Amsterdam'dasın. Yeme o keklerden. Her Amsterdam'da her bulduğun keki yememen lazım. Bağımlısı oluyorsun ama. İlk olarak sizinle birlikte churros deneyeceğiz. Churros normalde İspanyollara özgü bir tatlı fakat Amsterdam'ın her köşesinde churros görebiliyorsunuz. Amsterdam'da en iyi churros'u yapan yeri buldum. Gelin o zaman. Her sabah yerim efsanedir. Her sabah yemeyin. Kalbin durur. Şurada görüyorsunuz bir churros kilağı var. Patates kızartmasını andırıyor ama değil. Tatlı ne bir o? Şey. İçerisi bu arada müthiş kokuyor. Vanilya kokuları buram buram geliyor. Oo bak churros şu arkadaşlar. 7,5 euroymuş. İstersen... Kızartma waffle. Kerane tatlısı yazmış. Ne alakası var? Böyle kerane tatlısı mı olur oğlum? Üzerine sos da koydurabiliyorsunuz. Çok daha büyüğü de var ama bu bize gelmez. Biz bir small size pudra şekeri olan bir churros alabiliriz. We will have small size churros with sugar. Ben de İstanbul'da uzun zamandır tatlı... Hiçbir zaman anlamadığım tatlıdır. Makaron. Makaronu en özel yerde yiyeceksin falan. Tüketmiyordum hatta. Açarım Halley'i gömerim lan. Hiç tatlı tüketmiyordum böyle 8 aydır falan. Bugün burada yemeğimi bozuyorum, orucumu bozuyorum. Full tatlı yap. Bak Meryem. Ben senin bir videonu izledim geçenlerde. Merhaba. Nerede o? Bekle bir saniye arkadaşlar durun. Şu an çok büyük bir sırrı çözeceğim. Göt oluyorum. Tamam yok bir şey. Olacağız bugün sizinle neredeyse. Silmiş bunun ya. Bunun tatlısını da andırıyor bence. Çok kızar. Hayır hayır göt olmak değil. Geçenlerde videosuna denk geldim. Yeni video değilmiş demek ya da gözüm görmedi. Ben öyle atıştırmakları koymuş jelibonlar bilmemler bir sürü şeyler almış. Onları yiyordu. Videonun başında dedi ki ben aylardır tatlı yemiyordum dedi de. Dedim nasıl oluyor? Tatlı olduğu için birazcık tadım kaçtı. Çok ağır olacak. Pudra şekerlerini döktü. Geliyor geliyor dostlar. Thank you. Kız kafasına çikolata sürmüş lan. Oo, geliyor dostlar. Yok oğlum. Kafasını çikolataya daldırmış gibi değil mi? Rengi parlak falan ya bir de böyle bir. Thank you. Çok güzel gözüküyor be. Gelin şöyle. Üf.
Çok güzel gözüküyor ama şu an eminim. Harbi lezzetlidir bu. Yeni çıktı zaten yağın içerisinden. Üzerinde stok yapıyorlar bir de olabilir. Üzerinde bizdeki tatlıdan farklı olarak hani ekstra o şekilde ağırlaştırmamışlar. Bir saniye. Kerane tatlısı. Bayağı doğru söylemiş lan çocuk. Doğru söylemiş lan. Şekil itibariyle aynı o. Değil mi, tadına bakıyorum. Vallahi çok güzel gözüküyor. Müthiş de kokuyor arkadaşlar. Çok güzel bir şey ya. Normalde böyle yağda kızarmış bir şeyi asla yemem. Ama bu tatlım müthiş. Ha, dur bir dakika. Bekle. Destek geldi. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Sos tepe. Neyi kovalıyorum? Ben bayağı işsizim şu an ya. Bunların yerli üretimi lastik gibi, kayış gibi oluyor. Bendeki bambaşka, bendekini yiyince anlayacaksın demişti. Türkiye'den almış olduğumuz 175 gramlık bu ayıcığın fiyatı 7 lira. Gerçekten ağzıma şeker sürmüyordum. Bu video böyle hani milat gibi bir şey oluyor benim için. Ya arada boş iş yapıyorum şu an ya. 2 ay, 3 ay olmuş. Burada 6 aydır yemedim. Stok en az bir aylık olsa demek ki ifşalandı. Çok güzel. Çıtır çıtır bakın. Arkadaşlar size de şöyle hav vereyim. Çok iyi değil mi? Bunun şifre çözüldü. Yememem gerekiyor çünkü daha bir sürü şey yiyeceğiz. Ama bir yandan da yemek istiyorum. Bu benim için 10 üzerinden 11 tatlı dostlar. Amsterdam'a gelirseniz bunu ben kesinlikle bu arada deneyin. Lezzetini aldım ya. Harbiden güzeldir bu. Kuş geldi. Kuşlar kaçmıyor Avrupa'daki dostlar. Vallahi aynen gidiyor. Hadi gidelim. What is this style? You make yourself? This is my style. This is special for me. Bir şey söyleyeceğim ha. Patates kızartması ne zaman yiyecek? Thank you. Bye bye. Cheers guys, thank you. Bye bye. İyi günler, kolay gelsin. Abi bizi 2 saattir yemiş Türk'müş arkadaşlar. İnanamıyorum ya. Ya ama benziyor bu arada, benziyor. Birine Türkçe konuştuğu zaman hemen bir şeyler istiyor da korkuyor. Her yerdeyiz ya. Abi de kanalımıza abone ediyoruz. Artı bir abone kazanıyoruz. Siz de kanalımıza abone olun. Patates efsane. Bende çok kedi var. 3 tane kedi var bende. Çok seviyorum kedileri. Hadi arkadaşlar gelin. Diğer sokak lezzetimize doğru yola çıkalım. Şimdi de sizlerle birlikte Amsterdam'da gerçekten her köşe başında görebildiğiniz hot dog'lardan tadacağız. Arkamda zaten bir araba görüyorsunuz. Şefmanin mekandayız. Bakalım ne çeşitleri var. Çok fazla sevmediğim için daha önce gerçekten hiç denemedim. Haydi. Ne kadarmış önce bir ona bakalım. Ay. 3 euro. Hey, hello. Ay balık malık var. Balıklar çok kötü gözüküyor bu arada. Şimdi burada Amsterdam'a özel bir balık var arkadaşlar. Hollandalıların çok sevdiği herrings. Herrings'ti değil mi? Herrings. Kafa yapan balık. Balığı var. Zaten görüyorsunuz üzerinde Hollanda bayrakları var. Şimdi bundan alacağım. Bence yemeyeceğim ama tadına bakacağım yani. Çünkü sokak lezzetlerine deniyoruz. I will have this one. Bunun fiyatı da 3,5 euro. Thank you. Eminönü'nde balık ekmek yemek gibi düşünün dostlar. Valla ver, 100 lirayı verdim Meryem. Gelin şurada kanalın önünde yiyelim. Ben aslında burayı bir hot dogçı zannetmiştim. Fakat bu bambaşka bir şeymiş. Burada herring balığı varmış arkadaşlar. İçerisinde balık var. Valla çok ilginç geldi bana. İçerisine de bol bol soğan koydu. Soğan ister misin diye bana sordu ama açıkçası ben bu kadar çok kocan tahmin edememiştim. Mideyi bozabilirim. Sanki böyle kötü yemeklere dünyadan tepki veriyor gibiyim ama ben hiçbir konuda ön yargılı olmayı sevmem. Yeni lezzetlere çok açığımdır. O yüzden bunu 0 ön yargıyla şimdi sizlerin huzurunda deneyeceğim. Tadına bakmadan önce size bir içini göstereyim. Bol bol soğan var. Balık da ya biraz çiğe benziyor. Bu balık hiç pişmemiş. Bu balık sadece tuzlanmış. Bu balık çiğ. Marmara Denizi'ni yedim şu anda. Hani Meryem sushi yiyorsun yani bunu mu yemeyeceksin diyeceksiniz ama sushi bambaşka bir şey. Bildiğiniz çiğ balık yiyorum. Tercih eder miyim? Normalde asla etmem. Ama sadece balık kısmından ısırdım. Ben bir şey hakkında sadece hani böyle bir ısırık alıp yorum yapmayı da sevmem.
İyi değil arkadaşlar. Bunu denemeyin bence buraya gelirseniz. Başlangıcı çok güzel yapmıştık tatlıydı ama buna puanım 10 üzerinden 2. Ay çiğ balık sushi de gidiyordu herkes löp 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 lokum gibi gömüyor da bu tarz şeylerde çiğ balık yenmez ama ya. Harbiden yenmez be. Discord'da biri mi geldi lan? Alo? Ha yok. O da ayıp olmasın diye şimdi yani. Beni banlamasınlar ülkeden, bu iyi bir şey değil, bunu yemeyin. Mükemmel bir tekrar bunu yemeyeceğim arkadaşlar. Ne yapacağım bunu ya? Gerçi ya sushi de çok evet, destekçi miyim? Ürün var. Yok. Bir bak 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 tadına. Yok. Ya o kadar gelmişsin. Tuşlara mı atsak? Gel 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 korkma. Oha. Oha kuşlar arasında ne oldu? Gel. Oha kuşların hepsi geldi. Bakar mısınız? Gelin gelin. Anneniz sizi besleyecek, gelin. Gelin. Arkadaşlar bu sokak lezzeti benim testimden geçmedi ama gördüğünüz gibi kuşlar bu lezzete bayılıyor. Alın. Chat sıçarım bak ha. Bir düzgün durun ya. Allah Allah. Şimdi Hollandalıların en sevdiği yiyecek. Oğlum hepimiz gidip bir avuç susamı şeyi böyle Eminönü'nde bir yerde kuşlara atmışızdır ya. Ne oldu? Hemen böyle bir sanki hemen dalga geçme modundasınız oğlum. Bak mesela bak oğlum. Olan waffle yemeye geldik. Fakat arkadaşlar Hollandalılar bizim bildiğimiz waffle'dan yemiyorlar. Kendilerine özgü strop waffle adı verilen çok daha ince, çok daha şeker... Meryem, patates kızartması nerede? ...şekerli bir waffle'ları var. Şimdi ben de Amsterdam'ın en güzel strop waffle'cısına geldim. Zaten dükkan dışarıdan da gerçekten çok tatlı gözüküyor. Ve burnuma yine buram buram mükemmel tatlı vanilya tarçın kokuları geliyor. Üf zaten dükkan dolmuş ben girene kadar. Görüyorsunuz normal waffle'a göre çok daha ince, birazcık daha... O satılıyor lan marketlerde, bu şey o. Karamel waffle diye geçiyor, Fransız waffle diye geçiyor. Üzerine Nutella'yı bir koyuyorsun 7000 kalori böyle ağzına sokuyorsun onun. Hatta BİM'de... BİM'de mi? Nerede vardı bundan? BİM'de var. BİM'den yiyin onu. Abi kilo vermişsin. Oğlum sen bir rahat ol. Bir soyun çıplak bir şekilde göstertme kendimi. Gofreti andırıyor. Çok da güzel bir tasarım yapmışlar. Böyle sıcak hava balonlarının altından waffle'lar sarkıyor. Neyle alacağız? Vardı mı? Bilmiyorum. Sanmıyorlar mı artık? Hepsi müthiş gözüküyor. Ay şu bisküvili çok iyi değil mi? İsterseniz buradan eşe, dosta, ikram olarak paket şeklinde de alabiliyorsunuz. Aa işte aynı ambalajını bile çalmışız. Ama ben bir tane bu özel olarak üzerinde değişik sosların da olduğu waffle'lardan alacağım. Çok benzerini Türkiye'deki kahve zincirlerinden bir tanesini denedim. Ama bakalım Amsterdam burası merkez olduğu için buradakilerin alameti farikası ne? Merak ediyorum. One crunchy hazelnut. Şimdi bizim için hazırlıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. İçerisine değişik bir sos koydu değil mi? Fındıklarımızı ekliyor şu anda. Şimdi strop waffle'ımızı aldık. Bu arada bende çok... Hiçbir farkı yok bu arada. Bak Makro Center'a git, pahalı yerlere git. 79 lira, 80 lira. Diğer yere bir gidiyorsun işte atıyorum. Sallıyorum şu an, yemedim uzun süredir. 19 lira diyelim. Tadı aynı abi. Pahalı, 4,5 euro ödedim. Yani sadece ufacık bir waffle'a. Normalde bu waffle'lar, ya tabii ki üzerinde fındık olmayanı BİM'de de satılıyor. Eminim görmüşsünüzdür. Paketlemesi falan da oldukça şık. Güzel bir kağıdın içerisine koydu. Bunu çok merak ediyorum ya. Haydi bakalım. Aynen aynen. Bu Muhammed, şeker bombardımanı. Aynen. O waffle'ın normal tadından ziyade ben daha çok şeker tadı aldım arkadaşlar. Normal waffle tercih ederim ha. Tekrar alacağım. Bir sürü daha alıyorum. Önceden izleyip tepkilerimi ona göre belirliyorum. En çok şekerli aromayı veren içerisindeki sos zaten. Ha böyle bir sos yok ama onların içinde. Görmüşsünüzdür. BİM'den veya Türkiye'de herhangi bir yerden böyle bir waffle satın aldığımda içindeki sos çok daha donuk bir şekilde geliyor. Burada yeni yaptığı için çok daha sıvı. Hadi bir ısırık daha. Bağımlısı oluyorsunuz ama. Oo, şu kısmı burada daha da şekerli. Yani alacaksınız en azından sade alın. Lütfen şey demeyin bana, Meryem sen gittin dandik yedin. Senin yediğin yer iyi değildi. Kesinlikle öyle bir şey yok. Burası şehirdeki en iyi strop waffle'ı yapan yer. Ama ben pek sevmedim açıkçası. Bunu kuşlara versem bayılırlar. 2 dakika sonra ters uçmaya başlarlar. Hayır o böyle bir sos yok lan. Vermeyeceğim. Bunun hepsini bitiremeyeceğim maalesef. Akışkan gelin bir diğer sokak lezzetimize donuk doğru ya, öyle yani. Devam edelim.
Hadi patates kızartması. Arkadaşlar Amsterdam'daki bir numaralı ulaşım aracı bisiklet olduğu için böyle süslenmiş bisikletler çevrede çok fazla görüyorum. Ama bunun gibisini ilk defa gördüm. Bisikletlerini çitaya çevirmiş. Bu ne? Ha, kuyruk. Ya, görüyor musunuz? Ben burada yaşıyorsaydım bisikletimin böyle olmasını gerçekten isterdim. Çok kendine özgü, çok kendine has bir tasarım. Şurada da full çiçeklerle süslemişler bakın. Bunlardan şehrin her tarafını da görebilirsiniz. Ne hatta güzel lan. Instagram'da Amsterdam etiketini arattığınızda çok fazla bu bisikletleri görüyorsunuz. Ben bir tane var zannediyordum ama şehrin her yerine koymuşlar. Of ne koktu be. Amsterdam'ın en ünlü kukicisinin önüne geldik. Önünde gördüğünüz gibi zaten sıra kadar. Amsterdam'ın ben içerisinden beyaz da bir krema çıkıyor. Durun oraya da bakacaksın da. Bir sosları var. Şöyle... Bu benim KC serisi gibi ama. Başında mesela başlığında şey yazıyor ya bende. İşte Aksalot bilmem diyor ama 45 dakika konuşmuyor başka şeyler hakkında. Onun gibi. Bir bilgi öğrendim. Hollandalılar patates kızartmasına French fries denmesinden hiç hoşlanmıyormuş. Niye? Hatta bizim Ege'de nasıl domatese domat deniyor. Onlar da patatese patat diyormuş. Bu bana çok ilginç geldi. Evet video 45 dakika. Aksalot 2 dakika var. Gerçekten böyle bir söyleyiş benzerliğinin olması. Arkamda sıra var. Fark etmişsinizdir. Burası Hollanda'nın en ünlü patates kızartması yapan ya yeri. Ya abi bunu hiç anlamıyorum. Bizim bak bizim memlekette de var. Bir şey yiyeceğiz diye 1,5 saat bekliyorlar ya. Ne gerek var abi git evinde yap. Gerçekten çok güzel sosları var. Önünde hello. Gelin isterseniz çok vakit kaybetmeden sıraya niye girelim. Niye oraya sıraya girersin bir saat? Ah thank you. Bu kuş beni takip ediyor. Bu kuşun annesi oldum. Sahiplenmiş ya tamam marka oldum. Özel tadı güzel falan da yani iyi sabır. Minicik bir yerde. Ama bu kadar bilindik olması çok ilginç. Görüyorsunuz buradaki soslardan istediğinizi seçebiliyorsunuz. Küçük, orta ve büyük boy tercihleri var. Ben küçük alacağım çünkü çok yedim. Gerçekten patates kızartmasının menüsü bu mu? Bugün. Sosmuş ha. Bak Tuğka önce bakman lazım. Görüyorsunuz üzerinde mayonez ve fıstıklı bir sos var. Bol bol da soğan var. Zaten sabah da soğan yedim. Ben o yola girdim. Bakalım normal bir patates kızartmasından ne farkı var? Neden bu kadar övülüyor bu patates kızartması? Göreceğiz. Bol bol sosundan aldım. Görüyorsunuz. Patates kızartmasının sosu müthiş. Hani patatesin kendisinde inanılmaz bir şey var mı? Şöyle bir şey var. Bir tık daha çıtır ve tabii ki asla o fast food zincirlerinde satılan patateslere benzemiyor. Birazcık daha... Fritözünüz varsa fritözde yapın patates kızartması. Hiç yağ koymadan çok güzel oluyor. Anneniz evde patates kızartması. Kendi içindeki yağ ile oluyor çok güzel oluyor. Böyle bir sosu hayatımda ilk defa deneyimliyorum. Gerçekten çok lezzetli. Fıstıkla patates birbirine müthiş bir şekilde uymuş. Özellikle Allah hani Allah. Soğandan da en başta tereddüt etmiştim ama soğan da çok yakışmış. Çok güzel olmuş. Bu dükkanın önünde şöyle biraz masa falan olsaydı da oturup rahat rahat yiyebilseydik. Yani hiç masa falan yok. Ona rağmen insanlar burayı tercih ediyor. Bir şey göstereceğim. Burger King'e geldi. Unutmayın. Bunlar istiyor. Sos benim en sevdiğim soslardan. Böyle hardalım var. Hardal ekliyorum. Acı sosum var. Acı sever olarak bunu da mutlaka beklemem. Yapıştır gerekiyor. Baba. Oh. Karıştır onu da. Mayonez ketçap çok sevmem ama onlardan da ekleyeceğim. O şekilde de tadına bakacağım. Biraz da ketçap. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Önce bir acı sostan deneyeyim. Bak sese bak. Hmm. Bak sese bak. Çıtırlık gerçekten olmuş. Dediğim gibi dışı çıtır olmuş. İçi yumuşak olmuş. Tam McDonald's patatesi. Ya nasıl bir şeysin ya. Biraz uğraştırdı ama sonucu gerçekten çok başarılı. Bu arada ne işlemlerden geçirdiğini göstereyim. Patatesi yapıyor. Fazlını şanslı. En üzerindeki bunları bu şekilde 5 dakika soğuk suyun içerisinde, soğuk suyun içinde bekletiyor. Görüyorsunuz. Sonra onu bir güzel eliyor. Ocağın altını yakıyor. Sirke koyuyor. Tuz koyuyor. Şimdi buraya atıyor. Sonra çıkartıyor. Formunu tekrar sudan geçiriyor. Sonra onları kurutuyor. Delik var. Ekledim. Sonra fırınlıyor. Bunları bu altını yakıyor. Eğer patates. Ondan sonra atıyor ya. Pek nasıl olmaz ya. Patates.
Lotus sesini yakalamaya çalışıyor. İzlemiştik zamanda. Böyle yiyor. 45 dakika sürmüş yani. Hiç uğraşamam. Ben de uğraşamam bu kadar. Patates o kadar işlem yapıldı ki ayıp olması diye güzel oldu. Mantıklı bir yorum. Evet. Alıyor ve herkes benim gibi sokağın başında, kenarda, köşede yiyor. Gerçekten söylendiği kadar varmış. Bu benim için 10 üzerinden 10 puan bir sokak lezzeti. Çok beğendim. Hayvan gibi yedim bugün. Bak. Gel. Yine gel. Geliyor. Kedi gelmiyor, bu geliyor. Bu hayvanlar burada obez olur, obez. Öldü hayvan, kızartma. Her şeyi yiyor, patates kızartması yiyor kuş. Çok bir şey verme, ben de yiyeceğim ya. Ta sana da veririz, bekle ya. Kuşlara bak, hepsi 40 kilo orası. Hayvanları da doyuralım, gel. Gelin bebişler, ooo. Burada kuşların en sevdiği kişi oldum, bir numaralı kişi oldum. Gördüğünüz siz, fakat fiyatlar normal Türkiye'de yanmıyor. Bu ne lan? Çünkü burada birileri var, sıcak sıcak size. Buradan servis ediyorlar. Gerçekten sıcak mı onu da göreceğiz. Çünkü burada beklemiş gibi duruyor. Bakın burada kroketler var. Normal Türkiye'de yalnızca tavuk kroketi. Arjinalis fakat Hollandalılar dana etinden de yapıyor. Domuz eti. Bu vegan fanı bak. Görüyor musun? Etinden de yapıyor. Her şeyden kroket yapıyorlar. Şimdi burada kartınızı direkt okutuyorsunuz arkadaşlar. Ne güzel sistemmiş ya. Evet. Okey. Ne olacak? Dolap açıldı. Sıcacık hakikaten. El yakıyor dostlar, el yakıyor. Çok kolay bir şekilde aldım. Gerçekten güzel bir sistem. Tıkır tıkır çalışıyor. Şimdi tadına bakacağım. Hiç fena kokmuyor. Çok çok güzel duruyor be. Çıtır çıtır gibi aynı zamanda. Hadi bakalım tadına bakıyorum. Kokuyor. Gayet güzel. Oldukça pratik olduğunu da söyleyebilirim. Bunu eğer kızartma seviyorsanız kesinlikle denemenizi öneririm. Yürürken arkamda yine bir sürü tatlının bulunduğu bir tezgah buldum. Ve yine Hollanda'ya özgü birçok tatlı var. Hello. One cretin bowling please. Yes. Şekerli olsun. Cretin bowling. Hollandalı gibi söylemedim mi be? İsterseniz bir selle koy. Kuşlar atacak mı yine bunu? Churros. Hollanda izliyor. Ama bunun adını biliyorum. Dam lezzeti denemeniz arkadaşlar. Örümcek yalnız eğer seviyorum. Hoşçakalın. Evet, patates kızartması bekledim ama genel bir sokak lezzetiymiş.